Bismihi Subhana. Aziz sıttık kardeşlerim. Bu dünyada, hususan bu zamanda, hususan musibete düşenlere ve bilhassa Nur şakirtlerinde dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesilli çare birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve imaneviyesini takviye etmek ve fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım ve sizin için değil yalnız istirahatimi ve haysiyetimi ve şerefimi belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz, belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim ki, sekiz gündür nurun iki rüknü zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hadise, bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle, ''Eyvah! Eyvah! El-Aman! El-Aman!'' Ya erhamer rahimin medet bizi muhafaza eyle bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum hem kalbim hem aklım feryat edip ağladılar Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim bana yardım ediniz meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki bütün vazifelerimi şahs-ı manevinize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadiseniz pek cüz'i ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadakasına gelen bir saç, bir zerrecik dahi incitir.'' ve bu noktada ehemmiyetlidir ki, maddi üç patlak ve manevi üç müşahedeler tam tamına haber verdiler. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Leyle-i Miraç ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla inşallah her biriniz 40 bin dille tesbih eden bazı melekler gibi 40 bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil bu gecedeki ibadetle şükredersiniz.'' hem sizin tam ihtiyatınızı tebrikle beraber, hakkımızda inayet Rabbaniye pek zahir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz, Sıddık, Muhlis kardeşlerim, Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lem'ay ihlasın düsturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. Kat'i haber aldım ki, üç aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş. Hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak ve hizmet-i nuriyeden vazgeçirmek için sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Sakın sakın, şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakârâne uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile bize büyük zarar olur. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil belki kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır muhabbetini samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır yoksa habbe kubbe olup tamir edilmeyecek bir zarar verebilir sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyorum Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela El hayru fi mahtarahullah sırrıyla İnşallah mahkememizin tehirinde ve tahliye olan kardeşlerimizin yine mahkeme gününde burada bulunmalarında büyük hayırlar var. Evet, Risale-i Nur'un meselesi alemi İslam'da hususan bu memlekette külli bir ehemmiyeti bulunduğundan, böyle heyecanlı toplanmalarla umumun nazarı dikkatini nur hakikatlerine celbetmek etmek lazımdır ki, ümidimizin ve ihtiyatımızın ve gizlememizin ve muarızların küçültmelerinin fevkinde ve ihtiyarımızın haricinde böyle ile Risale-i Nur kendi derslerini dost ve düşmana aşikaren veriyor.'' en mahrem sırlarını en namahremlere çekinmeyerek gösteriyor. Madem hakikat budur, biz küçücük sıkıntılarımızı kinin gibi bir acı ilaç bilip sabır ve şükretmeliyiz. Yahu bu da geçer demeliyiz. Saniyen, bu medrese-i Yusufiye'nin nazırına yazdım. Ben Rusya'da esirken en evvel Bolşevizmin fırtınası hapishanelerden başladığı gibi. Fransız ihtilali kebiri dahi en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri namıyla yad edilen mahpuslardan çıkmasına binaen, biz nur şakitleri hem Eskişehir hem Denizli hem burada mümkün oldukça mahpusların ıslahına çalıştık. Eskişehir ve Denizli'de tam faydası görüldü burada daha ziyade fayda olacak ki, bu nazik zaman ve zeminde nurun dersleriyle geçen fırtınacık yüzden bire indi. Haşiye, bu fırtına ise Afyon hapsinde bir isyan çıktı, hiçbir nur talebesi karışmadı. Yoksa ihtilaftan ve böyle hadiselerden istifade eden ve fırsat bekleyen harici muzır cereyanlar, o baruta ateş atıp bir yangın çıkaracaktı Sait Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıttık Sarsılmaz sıkıntıdan usanıp bizlerden çekilmez kardeşlerim Şimdi maddi manevi bir sıkıntıdan nefsim sizin hesabınıza beni mahzun eylerken birden kalbe geldi ki hem senin hem buradaki kardeşlerin tek birisiyle yakında görüşmek için bu zahmet ve meşakkatin başka surette on mislini çekseydiniz yine ucuz olurdu. Hem nurun takvadarane ve riyazetkarane meşrebi, hem umuma ve en muhtaçlara, hatta muarızlara ders vermek mesleği, hem dairesindeki şahsı maneviyi konuşturmak için eski zamanda ehli hakikatin senede hiç olmazsa bir iki defa içtimaları ve sohbetleri gibi, nur şakitlerinin de birkaç senede en müsait olan medrese-i yusufiyede bir defa toplanmalarının lüzumu cihetinde bin sıkıntı ve meşakkat dahi olsa ehemmiyeti yoktur. Eski hapislerimizde birkaç zayıf kardeşlerimizin usanıp daire-i nuriyeden çekinmeleri onlara pek büyük bir hasaret oldu ve nurlara hiç zarar gelmedi. Onların yerine daha metin, daha muhlis şakirtler meydana çıktılar. Madem dünyanın bu imtihanları geçicidir, çabuk giderler. Sevaplarını, meyvelerini bizlere verirler. Biz de inayeti ilahiyeye itimat edip sabır içinde şükretmeliyiz. Said Nursi Bismihi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte onsa, şuhur-i selasede yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi leyali-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la, ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'in leyle-i kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz, sıttık, sarsınmaz, telaş etmez, ahireti bırakıp fani dünyaya dönmez kardeşlerim. Bir parça daha burada kalmaktan, meselemizi bir derece genişlendirmek istemelerinden mahzun olmayınız.'' bilakis benim gibi memnun olunuz. Madem ömür durmuyor, zevale koşuyor. Böyle çilehanede uhrevi meyveleriyle bakileşiyor. Hem nurun ders dairesi genişliyor. Mesela ehli vukufun hocaları tam dikkatle siracun nuru okumaya mecbur oluyorlar. Hem bu sırada çıkmamızın bir iki cihetle hizmet-i imaniyemize bir noksanlık vermesi ihtimali var.'' ben sizlerden şahsen çok ziyade sıkıntı çektiğim halde çıkmak istemiyorum. Siz de mümkün olduğu kadar sabır ve tahammüle ve bu tarzı hayata alışmaya ve nurları yazmak ve okumaktan teselli ve ferah bulmaya çalışınız. Said Nursi Bismihi Subhane Saniyen Risale-i Nur, Kur'an'ın çok kuvvetli, hakiki bir tefsiridir tekrar ile dediğimizden, bazı dikkatsizler tam manasını bilemediğinden bir hakikati beyan etmeye bir ihtar aldım. O hakikat şudur. Tefsir iki kısımdır. Birisi, malum tefsirlerdir ki, Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsirse, Kur'an'ın imani olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel bir tarzda dercediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannit filozofları susturan bir manevi tefsirdir. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Ehemmiyetli bir taraftan ehemmiyetli ve manidar bir sual edilmiş. Bana sordular ki siz cemiyet olmadığınıza üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle ve yirmi seneden beri tarassut ve nezaret eden altı vilayetin o noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde, Nurcularda öyle harika bir alaka var ki, hiçbir cemiyette, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkülü halletmenizi isteriz, dediler. Ben de cevaben dedim ki, Evet, Nurcular cemiyet memiyet, hususan siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkül eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. Fakat bu vatanın eski kahramanları, kemali sevinçle şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahfatları, oğulları ve kızları, o fedailik damarından irsiyet almışlar ki, bu harika alakayı gösterip, Denizli Mahkemesi'nde bu aciz bir çare kardeşlerine bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikate başımız dahi feda olsun diye onlar namına söylemiş, mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek nurcularda hakiki, halis, sırf rızay ilahi için ve müsbet ve uhrevi fedailer var ki, mason ve komünist ve ifsat ve zındıka ve ilhat ve taşnak gibi dehşetli komiteler o nurculara çare bulamayıp, hükümeti ve adliyeyi aldatarak lastikli kanunlarla onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşallah bir halt edemezler. Belki nurun ve imanın fedailerini çoğaltmaya sebebiyet verecekler. Said Nursi Bismihi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim. Dünkü suale benzer, 40 sene evvel olmuş bir sual ve cevabı size hikaye edeceğim. O eski zamanda eski Said'in talebeleri üstatlarıyla şiddet alakaları fedailik derecesine geldiğinden Van Bitlis tarafında Ermeni komitesi Taşnak fedaileri çok faaliyette bulunmasıyla Eski Said onlara karşı duruyordu, bir derece susturuyordu. Kendi talebelerine mavzer tüfekleri bulup, medresesi bir vakit asker kışlası gibi silahlar kitaplarla beraber bulunduğu vakit, bir asker feriki geldi, gördü, dedi. Bu medrese değil, kışladır. Bitlis hadisesi münasebetiyle evhama düştü, emretti. Onun silahlarını alınız.'' bizden ellerine geçen 15 mavzerimizi aldılar. Bir iki ay sonra harbi umumi patladı, ben tüfeklerimi geri aldım, her neyse. Bu haller münasebetiyle benden sordular ki, dehşetli fedaileri bulunan Ermeni komitesi sizden korkuyorlar ki, siz Van'da Erek Dağı'na çıktığınız zaman fedailer sizden çekinip dağılıyorlar, başka yere gidiyorlar.'' Acaba sizde ne kuvvet var ki öyle oluyor? Ben de cevaben diyordum. Madem fani dünya hayatı, küçücük ve menfi milliyetin muvakkat menfaati ve selameti için bu harika fedakarlığı yapan Ermeni fedaileri karşımızda görünürler. Elbette hayatı bakiyeye ve pek büyük İslam milliyeti kutsiyesinin müsbet menfaatlerine çalışan ve Ecel birdir itikat eden talebeler o fedailerden geri kalmazlar. Haşiye Kardeşlerim namına acizane diyorum ki lüzum olursa inşallah çok ileri geçeceğiz. Bizler dinde olduğu gibi kahramanlıkta da ecdadımızın varisleri olduğumuzu göstereceğiz. Lüzum olsa o kat'i ecelini ve zahiri birkaç sene mevhum ömrünü milyonlar sene bir ömre ve milyarlar dindaşların selametine ve menfaatine tereddütsüz müftehirane feda ederler. Said Nursi